Manisa TV ekranından herkese mutlu akşamlar diliyoruz sevgili seyircilerimiz. Türkiye'den, dünyadan ve Manisa'dan gelişmelerle bu akşamda karşınızdayız. Sevgili seyircilerimiz, milletvekillerin illere göre dağılımı belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı resmi gazetede yayımlandı. Peki hangi il kaç vekil çıkaracak? Haberin detaylarını getirelim ekranlarınıza. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan kararda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapacak 600 milletvekilinin illere göre dağılımı belirlendi. Kararda seçimde hangi ilden kaç milletvekili çıkarılacağı ve illerin kaç seçim bölgesinden oluşacağı da belirlendi. Dağılımın ve oluşturulan seçim bölgelerinin Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan güncel nüfus verilerine göre yapıldığının bilgisi verildi. Yayımlanan 124 numaralı YSK kararında 18'den fazla milletvekili çıkaracak olan Ankara ve İstanbul'un 3 seçim bölgesine, İzmir ve Bursa'nın 2 seçim bölgesine ayrıldığı aktarıldı. Diğer illerin ise 18'den az milletvekili çıkardığı için tek bölge halinde seçime gireceği belirtildi. Buna göre Ankara 3 seçim bölgesinden toplam 36, İstanbul 3 seçim bölgesinden toplam 98, İzmir 2 seçim bölgesinden toplam 28 ve Bursa 2 seçim bölgesinden toplam 20 milletvekili çıkararak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderecek. Manisa'da ise milletvekili sayısında durum değişmedi. Yeni seçim döneminde de Manisa'dan 10 milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kenti temsil edecek. Sevgili seyircilerimiz, 2018'den bu yana her yıl emekliye yılda iki kez bayram ikramiyesi veriliyor. Bu yılki ilk ikramiyenin Nisan'ın ilk haftası verilmesi bekleniyor. Ramazan bayramının yaklaşmasıyla milyonlarca emekli bayram ikramiyesine odaklandı. Emeklilerin bütçesini rahatlatacak ikramiyenin bu yıl ne kadar olacağı ise merak konusu. Emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alan yaklaşık 13,5 milyon vatandaş bayram ikramiyesinden yararlanacak. İkramiyenin Nisan ayının son haftasında maaş hesaplarına yatırılması bekleniyor. Bayram ikramiyesini almak için bayramdan önce emekli olmak yeterli. Ayrıca bir başvuru şartı aranmıyor. 2018 yılından bu yana ödenen ikramiye yılda iki kez veriliyor. Geçen yıl ikramiye 1100 Türk Lirası olarak verilmişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir video mesaj yayınladı. Tüm avukatların gününü kutlayan Bakan Bozdağ, insan hakları eylem planı çerçevesinde önümüzdeki dönemde avukatlarla ilgili yeni adımlar atacağız dedi. Yargı görevini yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, avukatların insanların hak ve hürriyetlerinin korunması ve savunmasında anayasa ve hukuk çerçevesinde önemli görevler üstlendiklerini vurgulayarak 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı. Yargı görevini yapan insanımızın hak aramasında ve savunmasına onlara yardımcı olan, adaletin vaktinde ve doğru tecellisinde katkısı bulunan ve özveriyle görev yapan avukatlarımızın, meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü gönülden tebrik ediyorum. Bakan Bozdağ yayınladığı mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan insan hakları eylem planını da hatırlattı. Avukatlarla ilgili yeni adımlar atacağız dedi. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı eylem planı çerçevesinde avukatlarla ilgili yeni adımları da önümüzdeki dönemde atacağız. Hem mesleğe yeni başlayanların desteklenmesi ve meslek içinde de imkanların artırılması konusunda Türkiye Barolar Birliği ile de ve taraflarla da görüşerek en uygun adımları atma konusunda kararlıyız. Yeni dönemde avukatlarımız lehine önemli düzenlemelerin hazırlıkları içerisinde olduğumuzu buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Milli Anadolu Kartalı 2022 eğitimine dair ilk görüntüleri paylaştı. Paylaşımda eğitimlerin 15 Nisan'a kadar süreceği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımla Milli Anadolu Kartalı 2022 eğitiminin başladığını duyurmuştu.
Konya 3. Anajet Üst Komutanlığı'ndaki eğitimlerde tatbikatlar yapılacak, taktik planlama ve eğitim ihtiyaçları karşılanacak. Bakanlık sosyal medya hesabından eğitimlere dair ilk görüntüleri paylaştı. Paylaşımda Milli Anadolu Kartalı 2022'ye bir eğitimi Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığımızın koordinesinde devam ediyor. Eğitimler 15 Nisan'a kadar milli unsurların katılımıyla sürecek ifadeleri kullanıldı. Ülke gündeminden önemli bir haberle devam edeceğiz. Acil tıp teknikeri Büşra Durmaz, sizi süt kızımla tanıştırmak isterim sözleriyle tüm Türkiye ile tanıştırmıştı Nisa bebeği. O videodan sonra herkes sevimli bebek Nisa'yı kimin terk ettiğini merak eder olmuştu. Bebeği terk eden biyolojik anne bulundu. Tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi ama Nisa bebekten de hiç iyi haberler gelmedi. Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda acil tıp teknikeri olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti. Durmaz, bulduklarında aç olan bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi. Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Sağlık durumunun kötüye gitmesi sonucu yoğun bakımda tedavi altına alınan Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşti. Öte yandan Nisa bebeğin annesi tarafından sokağa terk edildiği anlar kameraya yansıdı. Nisa Mihriban bebeği terk eden annenin ifadesi de ortaya çıktı. Vicdansız annenin, "Benim hamile kaldığımdan ailemin haberi yoktu. Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği, kamuya açık bir alanda bıraktım." dediği öğrenildi. Polis ekipleri şüpheli Ebru S'yi dün saat 15 sıralarında evinin önünde yakaladı. Savcılık talimatıyla şüpheli Ebru S'nin kasten öldürmeye teşebbüs ve terk suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Ebru S, tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi. Bebeğiniz neden boş araziye bıraktınız? Gel buradan gel. Öte yandan Nisa bebeğin beyin ölümü gerçekleşmesi olayına ilişkin yapılan incelemede bebeğin beyin ölümünün sebebinin boğazına kaçan kusmuk benzeri bir madde olduğu, bebeğin çocuk bakım evinde bakımını yapan DY'nin ihmali olduğu iddiasıyla hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi. Şimdi de sağlık gündemiyle devam edelim. Ramazan'da oruç tutmak isteyen bazı kalp damar hastaları oruç tutup tutmama konusunda kardiyoloji hekimlerine sıkça sorular yöneltiyor. Manisa Şehir Hastanesi'nden de bu sorulara cevap geldi. Hastanenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda kardiyoloji hekimi uzman doktor Mehmet Burak Özen merak edilenleri cevapladı. Bugünlerde kardiyoloji doktorlarına en fazla sorulan sorular Ramazan ve oruçla ilgili. Hangi hastaların... Ramazan ayının gelmesiyle inananlar 30 günlük oruç farzını yerine getiriyor. Ancak oruç bazı hastalarda sorunlara neden olabiliyor. Kalp hastaları da oruç tutup tutmayacakları konusunda çok sayıda soru yöneltiyor. Bu sorulara cevap olarak Manisa Şehir Hastanesi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kardiyoloji hekimi uzman doktor Mehmet Burak Özen merak edilenleri cevapladı. Özen, oruç tutması risk oluşturabilecek hastalıkları sıraladı. Hastalarımızın geneli rahatlıkla oruç tutabilir kardiyoloji hastalarının. Fakat özellikle ileri derecede kalp yetersizliği olan hastalar, ciddi ritim bozukluğu olan hastalar, tansiyonu kontrolsüz olan yani ilaç kullanmasına rağmen yüksek seyreden hastalar ve son 3 ay içinde kalp krizi geçirmiş, stent takılmış hastalara biz bu süre içinde oruç tutmalarını önermiyoruz. Yine de bir kardiyoloji uzmanına danışmalarında fayda var. Bunun dışında kalan hastalarımız genel olarak oruç tutabilir. Uzman doktor Özen, hastaların günlük ilaç ve su ihtiyaçlarını karşılamaları gerektiğini de belirtti. En önemli şey ilaçlarını kullanmayı unutmamaları, günde 2 olan ilaç sayılarını özellikle sahur ve iftar olarak ayırmaları, iftarda ve sahurda çok yağlı yiyeceklerden, çok tuzlu yiyeceklerden kaçınmaları ve vücudun ihtiyacı olan günde 2-2,5 litre suyu mutlaka almaları.
Sevgili seyircilerimiz, her yıl dünyada milyonlarca insan kansere yakalanarak hayatını kaybediyor. Bunun önüne geçebilmek için en önemli unsurlardan biri de erken teşhis. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Genel Cerrahı Profesör Doktor Eray Kara kanserle ilgili merak edilen bilgileri paylaştı. 2018 itibariyle 18.1 milyon insan kansere yakalanırken yılda. Kanser dünyada en fazla ölüme yol açan ikinci hastalık olarak biliniyor. Her yıl milyonlarca insan kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Erken teşhis ise kanseri yenmenin en önemli adımı. Kanser konusunda farkındalığın sağlanması, toplum bilincinin geliştirilmesi amacıyla her yıl 1-7 Nisan tarihleri kanser haftası olarak belirlendi. Kanserin oluşumunda %90 çevresel, %10 ise genetik faktörler rol oynuyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Genel Cerrah Profesör Doktor Eray Kara, kansere yakalanan insan sayısının ve ölüm sayısının arttığını vurguladı. 2018 itibariyle 18.1 milyon insan kansere yakalanırken yılda, bunun da ortalama 9 milyon civarında kaybettiğimizi düşünürsek, kansere bağlı ölümlerden bahsediyorum. 2020 itibariyle bu rakamın 19.6 civarında olduğunu görüyoruz. 19.6 milyon. Yine kansere bağlı ölümlerde 10 milyonun üzerinde. Kanser araştırma gruplarının yaptığı çalışmaya göre 35-36 kanser türü bulunuyor. Bu türlerin %50'sini sadece akciğer, meme, kolorektal, prostat ve tiroid kanseri oluşturuyor. Kanser konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini belirten Profesör Doktor Kara, kanserin her an insanları bulabileceğini söyledi. Erkeklerin yaşamları boyunca 5 erkekten birinde, kadınların da 6 kadının birinde kansere yakalanma ihtimali yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yine bu şekilde 8 erkekten biri maalesef kanser nedeniyle ölecek. 11 kadından biri de kanser nedeniyle hayatını kaybedecek. Dolayısıyla bu istatistikler bize şunu söylüyor. Bu hastalık maalesef hayatımızın bir döneminde bizi bulabilir. Genel Cerrah Profesör Doktor Eray Kara, çevresel faktörlerden oluşabilecek kanserden nasıl korunabileceğine dair bilgileri de sıraladı. Bir, kontrol, korunma yöntemlerini öncelememiz lazım hayatımızda. İyi beslenmemiz, egzersiz yapmamız, tütün ve alkol kullanmamamız, doğru bir beslenme şekliyle, obeziteyle mücadele etmemiz, egzersiz yapmamız, bu bizim hayatımızda merkezimize almamız gereken en önemli korunma yöntemlerinden bir tanesi. Kara, teknolojik alandaki gelişmelerle kanserin erken teşhis olanaklarının arttığını belirtti. Teknoloji hayatımızın merkezinde. Belki de robotik cerrahi dediğimiz gelişmiş cerrahi teknikler, önümüzdeki 10 yıl içerisinde cerrahinin merkezi olacak. Şunu söylemeye çalışıyorum. Erken tanı tabii ki teknoloji alanındaki gelişmelerle bize ışık tutuyor. Son yıllarda inanılmaz gelişmeler var. Artık kanser hücrelerinin nanoteknoloji dahil olmak üzere ki öncü bu alanında nanoteknolojik yöntemlerle kanser hücrelerinin çok çok erken safhada saptanabilir hale geliyoruz. Gelebildiğini görüyoruz. Pandemi sürecinde birçok vatandaş endişeleri nedeniyle hastaneye gidemez oldu. Hastalar tedavi süreçlerini aksattı. Uzmanlar bu durum nedeniyle önümüzdeki 10 yıl içerisinde kanser ölümlerinin artabileceğini öngörüyor. Baharın gelmesiyle ağaçlardan kopan polenler uçuşmaya başladı. Bu durum astım hastalarını oldukça zorluyor. Uzmanlarsa alerjik astımı olan vatandaşlara dışarıda çok durmamaları konusunda uyardı. Soğuk havalar yerini bahara bıraktı. Ağaçlar çiçek açtı, havadaki polen oranları arttı. Durum böyle olunca uçuşan polenler özellikle astım hastalarını ve alerjisi olanları zor durumda bırakıyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Ayhan Değer, hava kaynaklı sorun yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi. Alerjisi tespit edilenlerin neler yapması gerektiğine dair bilgiler paylaştı. Tespit edilen bu ağaçlara, polenlere alerjisi tespit edilen ki bunlar cilt testleriyle daha çok kanda ya da deriye yapıştırma şeyde prick test deriz. Prick testiyle saptanan kişilerde
bu mevsimlerde çok dışarı çıkmalarını istemeyiz. Mümkünse pencereyi çok açmalarını istemeyiz. Mümkünse çok dışarı çıkmalarını yine keza istemeyiz. Ve çıkmaları gerekiyorsa da en kısa sürede eve dönmelerini, üstlerini hatta eve gelir gelmez değiştirmelerini ve duş almalarını isteriz. Dünyada 250 ölümden birinin astım kaynaklı olduğu belirtiliyor. Türkiye'de ise 2016 verilerine göre 3,5 milyon astım hastası bulunuyor. Doktor Ayhan Değer, astım hastalarının sadece bahar polenlerinden değil, her türlü kirli hava koşullarından kaçınmaları gerektiğini vurguladı. Ayrıca acil durumlarda neler yapılması gerektiğini de anlattı. Örneğin bir kirli havada ya da bir yangına maruz kalmış bir vatandaşı düşünün. O hasta tabii ki astımlıysa çok büyük ciddi bir solunum sıkıntısı çekecektir o sırada. Bir kere o ortamdan uzaklaştırmak gerekir hemen. Yani alerji olduğunu düşündüğümüz, yani ona zarar verdiğini düşündüğümüz bir hava kirliliği, kimyasal bir madde olabilir, gaz olabilir. O ortamdan bir kere kesinlikle çıkarmamız lazım. Bahsettiğiniz gibi tabii etrafına doluşmamamız lazım. Sakinleştirmemiz lazım ve 112 aramamız lazım. Çünkü o anda onun nefes açıcı verebileceğimiz bir ilacımız yok. Hastanın yanında yoksa eğer, tedavisi yoksa hemen 112 aramak gerekir. Doktor Değer, astımın genetik olarak anneden çocuğa geçebileceğini de sözlerine ekledi. Bir çocuğun anne babasında astım varsa bu çocuklar %60-70 bayağı yüksek bir oran astımlı olarak doğmaktadır. Eğer anne babasından sadece birisi astımlıysa bunlar da yine %20-30 gibi bayağı yüksek bir oranda astım gelişmektedir. Yani genetik çok önemlidir. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Bal Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Necmi Çıldır ve kooperatif üyelerini makamında konuk etti. Kooperatif Başkanı Çıldır, Başkan Ergün'e arı üreticilerine sağladığı destekler nedeniyle teşekkür etti. Başkan Ergün de Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmaya her zaman destek olmaya hazır olduklarını ifade etti. Manisa Bal Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Necmi Çıldır, kooperatif üyeleri Safiye Akış, Zeynep Balkaya ve Manisalı arıcılar ana arılarını ve arı sütünü üretiyor projesi eğitmeni Hüseyin Balkaya ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Ben kendim de eğitimciyim, öğretmenim baktık olarak çalışıyorum. Eğitim çok önemli. Ticari amaçtan ziyade Manisalı arıcıların Ziyarette konuşan Kooperatif Başkanı Necmi Çıldır, bal üreticilerine sunulan desteklerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Ben size teşekkür ederim arkadaşlar adına. Estağfurullah. Bu eğitim faaliyetini başlattığınızdan dolayı, yani ben kendim de eğitimciyim, öğretmenim baktık olarak çalışıyorum. Eğitim çok önemli. Ticari amaçtan ziyade Manisalı arıcıların kendi ana arılarını üretmeleri, arı sütlerini üretmeleri bizim için çok önemli. Çünkü arıcılığın gelişmesinde kraliçe arının birinci derecede faktörü var. Eğer bir arıcı kendi kraliçe arısını kendi arılarında üretebilirse daha aktif ve daha sürdürülebilir bir arıcılık yapılıyor. Başlatmış olduğumuz proje umarım bu 5 yıl devam eder. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de kırsal anlamda sağladıkları desteklerden bahsederek her zaman desteğe hazırız dedi. Tohum attık inşallah birkaç sene sonra meyvesini almaya başlarız. Kesinlikle. Bu sene başlıyor. Yani şöyle söyleyeyim, tabii bu da bir faktör, ayrı bir uğraş. Mesela biz 3 sene öncesi Hünnap Demirci'de üretimi verdik diye. Plan itibariyle bugün ihya oldular o hünnapta. Kesinlikle. Yani İstanbul'a şu anda devamlı sevk ediyorlar. Aynı şey seracılıkta mesela verdiğimiz desteklerle aşağı yukarı 330'un üzerinde sera kurduk. Bunlar da daha çok dar gelirli. 5 ile 10 dönüm arazisi olan, daha imkanı az olan üreticilerimize destek olduk. Bunlar bir kırsal kalkınma olarak verdiğimiz desteklerden birkaç tanesi. Biz her işte arada da bu noktada gereken neyse kırsal kalkınma daire başkanlığı olarak, genel sekreter yardımcım olarak, kurum olarak, bütün çalışanlarımız olarak her zaman desteğe hazırız.
Sevgili seyircilerimiz, tarihe, doğaya saygı temasıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için geri sayım başladı. Program 10 Nisan'da Bodrum Kuşadası etabıyla başlayacak. Manisa etapları ise 13 Nisan'da İzmir-Manisa, 14 Nisan'da Manisa-Ayvalık olarak gerçekleştirilecek. (57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için geri sayım başladı. Dev organizasyon 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve Bodrum'dan İstanbul'a 1303 kilometre sürecek. Tour of Türkiye kullanımıyla uluslararası tanıtım gücünü artıracak organizasyon canlı yayınlanacak ve yerli yabancı çok sayıda medya kuruluşunun haberleriyle tüm dünyada milyonlarca kişiye ulaşacak. Hem 1915 Çanakkale Köprüsü hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Avrupa'yı Anadolu'ya bağlayacak olan pedallar, sergileyecekleri üst düzey rekabetle unutulmaz bir yarışın ortaya çıkmasını da sağlayacak. Yenilenen parkuruyla uluslararası bisiklet ekosisteminden çok olumlu geri dönüşler alan Tour of Türkiye'nin 2022 yılı etap programı, etapların başlangıç ve tahmini bitiş saatleri ise şöyle olacak. 10 Nisan Bodrum Kuşadası saat 9.14. 11 Nisan Selçuk Efes Alaçatı saat 10.45-14.30. 12 Nisan Çeşme İzmir Karşıyaka saat 11.50-14.30. 13 Nisan İzmir Konak Manisa Sipil saat 10.50-14.30. 14 Nisan Manisa Ayvalık saat 10.00-14.30. 15 Nisan Edremit Akçay Eceabat 57. Alay Şehitliği saat 9.30-14.35. 16 Nisan Gelibolu Tekirdağ saat 11.00-14.30. 17 Nisan İstanbul saat 8.15-11.31. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar ilçesindeki Hüseyin Er Yüksel Kavşağı'nda çalışmalar hızla devam ediyor. Proje sayesinde Hilaliye Caddesi ile Atatürk Mahallesi'ndeki ring yolu birbirine bağlanacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar ilçesinde başlatılan ve ilçe trafiğine nefes aldıracak olan Hüseyin Er Yüksel Kavşağı'nda çalışmalar hızla devam ediyor. Yapılacak kavşakla Hilaliye Caddesi ile Atatürk Mahallesi'nden geçen ring yolu birbirine bağlanacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından merhum Hüseyin Er Yüksel'in adı verilen kavşak çalışmalarını yerinde inceledi. Öztozlu'ya Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, şube müdürleri ve yetkililer eşlik etti. Ya, yolun bittiği yerde parkı taşla devam ettirelim diyoruz. Buradaki bütünlüğü bozmayalım. Burası da parkı, orası da parkı. Kavşak çalışmasının Akhisar için önemine vurgu yapan Öztozlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşların ihtiyaç duyduğu proje ve hizmetleri hayata geçirdiklerini söyledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ise çalışmaları en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirtti. Burası Akhisar'ın en işlek caddelerinden biri, can damarı haline gelen caddede ring yolunu karşılıklı olarak birbirine bağlayacağız. Aynı zamanda da Hilaliye Caddesi'nin girişindeki düzenlemeleri yapacağımız kavşakta çalışmalarımız Yol Yapım Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleriyle birlikte hızlı bir şekilde yürütülüyor. En kısa zamanda tamamlayarak hizmete sunmaya başlıyoruz. Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yunus Emre İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından aday sürücülere son ders jandarmadan sloganı çerçevesinde sürücü adaylarına yönelik trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Manisa'da faaliyet gösteren sürücü kurslarında eğitim gören sürücü adaylarına yönelik aday sürücülere son ders jandarmadan sloganıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yunus Emre İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından eğitimler verildi. O yüzden hareket halindeyken cep telefonu kullanmamıyoruz. Jandarma ekipleri sürücü adaylarına genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaparak araca binmeden önce araca binince yapılması gereken kontroller, trafikte seyir halindeyken dikkat etmeleri gereken kurallar ve trafik denetimlerinde istenilen belgeler hakkında bilgiler verdi. Herkes yazı yazmayı biliyor ya da herkes bir işi çok iyi yapıyor ama kendisini başka bir işe yarar.
Öte yandan Manisa'da jandarma trafik tim komutanlıkları tarafından 27 sürücü kursunda 612 sürücü adayına eğitim verildi. Aynı şekilde telefonla konuşup, aynı zamanda telefonla konuşup size bir şey anlatmam mümkün mü? Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik 17 milyon liralık destek paketi kapsamındaki 291 ton gübre üreticilere dağıtılmaya başlandı. Köprübaşı ilçesinde 12.500 kilogram, Demirci ilçesinde ise 37.500 kilogram gübre düzenlenen törenle üreticilere dağıtıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmaya yönelik destekleri tüm hızıyla devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün üreticilere yönelik açıklamış olduğu destek paketi kapsamındaki 291 ton gübrenin dağıtımı başladı. %75 Manisa Büyükşehir Belediyesi hibe desteğiyle 17 ilçedeki üreticilere verilmek üzere dağıtımları başlayan %33 azotlu kimyevi gübreden yararlanmak için son başvuru tarihi 5 Nisan. Ancak gübrelerin ürünlere verilmesi zamanı daraldığı için başvuran üreticilere gübrelerin teslimine devam ediliyor. İlçelere ayrılan kontenjan dolana kadar başvuran çiftçilere gübreleri hemen teslim edilmeye devam edilecek. Başlangıçta sadece buğday üreticileri için planlanan gübre desteği projesi, üreticilerden gelen yoğun talepler doğrultusunda buğday ekili alan şartı kaldırılarak temel gıda ürünleri veya hayvancılık için yem bitkisi ve diğer tek yıllık ürünleri üreten 30 dönümden az arazi işleyen diğer küçük üreticiyi kapsayacak şekilde genişletildi. 3 milyon 122 bin 89 liralık gübre desteği kapsamında ilk parti gübreler Köprübaşı ve Demirci ilçelerindeki üreticilere ulaştırıldı. Sayın Cengiz Ergün hepimize selamlarını getirdi. Yağışların başlamasından önce üreticilerin gübreden en iyi zamanda yararlanması amacıyla hızlı bir şekilde tarım kredi kooperatifleriyle yapılan anlaşma ve tedarik edilen gübrelerden 12.500 kilogramı Köprübaşı'nda, 37.500 kilogramı ise Demirci ilçesinde düzenlenen törenle üreticilere dağıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'le hepinize selamlarını gönderebilirim. Gübre konusuna çok ani ve hızlı bir şekilde karar verdi. Köprübaşı ve Demirci ilçelerinde yapılan törenlere Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alpbekin Sağroğlu, Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve üreticiler katıldı. Köprübaşı ve Demirci ilçelerinde yapılan törende üreticilere seslenen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını getirdiklerini belirterek kısıtlı zaman dolayısıyla gübre konusunda hızlı davrandıklarını söyledi. Yetişir diye düşündük. Hem başvurusunu hem satın almasını birlikte tedarik edelim. Çünkü buğdayda ciddi bir sıkıntı bekliyor. Savaş devam ederse hepimizi ve dolaylı olarak ekmeklerimizi. Akabinde üreticilerden gelen talep üzerine işte arpası, yulafı, çavdarı, hayvanlar için yem bitkisi derken diğer bütün tek yıllık ürünleri de kapsayacak şekilde çalışmayı genişlettik. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak yaklaşık 291 ton gübreyi 3 milyon 22 milyon bedelle parayla peşin ödeme şartıyla satın alabildik. Bu kadar dar bir zamanda gübre sezonunda kaçırmadan daha yüksek miktarları organize etmek, tedarik etmek ve size ulaştırmak çok kolay değil. Manisa gerçekten önemli bir tarım şehri ve gönül isterdi ki çok daha büyük miktarlarda gübre desteğini sizlere ulaştırabilelim ama bu kadar dar bir sürede, hızlı bir şekilde ancak bu kadarını organize edebildik. Azımızı çok bilin. Tarım vazgeçilmezimiz, olmazsa olmaz. Desteklerimiz yine artarak devam edecek. İşte geçen hafta yine buradaydık. Çilek üreticilerimiz için kıra örtüsünü, agril örtüyü teslim ettik. Yaşadığımız sıkıntıların ve zorlukların farkındayız ve bunun farkında olarak belediye başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatıyla tarıma, kırsala daha fazla destek olmak için çalışmalar yapmaya gayret edeceğiz. Umarım faydası olur. Bir nebze olsa da çiftçilerimize katkısı olur diyoruz. Yapılan konuşmaların ardından başvuruları alınan üreticilere gübreleri dağıtıldı. Dağıtımda aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün üreticilere yönelik kaleme aldığı seracılıktan meyve fidanı ve gübre desteğine, tarımsal tahmin ve erken uyarı sisteminden
zararlılarla biyolojik ve biyoteknik mücadeleye, arıcılıktan kooperatiflere verilen sulama desteğine, tarımsal sulama göletlerinden hayvan içme suyu göletlerine ve tarağı doldurma tesislerine kadar onlarca yatırım ve hizmetin yer aldığı mektup üreticilere teslim edildi. Çeşitli spor aktiviteleriyle adından sıkça söz ettiren Manisa'nın Demirci ilçesinde bu kez de Demirci Akıncıları 100. yıl futsal turnuvası başladı. Kapalı salon futbol turnuvasına 21 takım katıldı. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da turnuva öncesi maçlara hazırlık yapan takımları ziyaret ederek turnuvada başarılar diledi. Sporun ve sporcunun kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Demirci'de Demirci Akıncıları 100. yıl futsal turnuvası başladı. Demirci Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle ilçenin kurtuluşunun 100. yılı faaliyetleri kapsamında düzenlenen salon futbol turnuvasına 21 takım katılıyor. Turgut Özal, spor salonunda düzenlenen Demirci Akıncıları 100. yıl futsal turnuvasında maçların hakemlik görevini ise ilçedeki lisanslı sporcular ve beden eğitimi öğretmenleri yapıyor. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da turnuva öncesinde maçlara hazırlık yapan takımları ziyaret ederek başarılar diledi. Turnuvada resmi kurumlar takım kurarken ilçedeki esnaf ve kırsal mahallelerde kurdukları takımlarla turnuvada yer aldı. Akşam yapılan turnuvaya takımların yanı sıra ilçe halkı ve gençlerin de ilgisi yoğun oldu. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, organizasyon hakkında bilgileri paylaşırken katılıma olan ilginin beklediklerinin de üzerinde olduğunu vurguladı. Demirci Belediyesi ve Demirci Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle bu ay ilçemizde futsal turnuvası düzenledik. İlgi beklediğimizin üstündeydi. 21 takım katılıyor. Kırsal mahalleler dahil her taraftan, her sosyal gruptan katılımlar, her kurumdan katılımlar var. Biz gençlerimizi futbol konusunda, spor konusunda geliştireceğine ve olumlu katkıda bulunacağına inanıyoruz. Bayram öncesi final müsabakalarıyla birinciyi ilan edeceğiz. Hak eden kazanacak. Ben buna inanıyorum. Belediyemiz olarak gençlerimizin sporla buluşması açısından üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bu akşam da Manisa TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Bültenimizin hemen ardından dünyadan gelişmelerin yer aldığı dünya turumuz ekranlarınızda olacak. Mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.